Merhaba. Bugün size orijinali New Orleans Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde akademisyen olan Chris Surprenant tarafından hazırlanan bir dersi anlatacağım. İnsan refahı ve iyi yaşam üzerine hazırlanmış ders serisinin bir parçası olan bu videoda Friedrich Nietzsche'nin ahlak ve din üzerine yazdıklarını temel alarak bireyin nasıl yaşaması gerektiğiyle ilgili gelenekçi görüşe bakışını inceleyeceğiz. Nietzsche en çok Tanrı öldü sözüyle bilinir. Bu iddiasını çok detaylı açıklamazsa ve felsefi duruşuna olan etkisi belirsiz olsa da Tanrı'nın özellikle de Hristiyanlıktaki Tanrı anlayışının mecazi ölümünün daha anlamlı ve tatmin edici hayatlar yaşama olasılığı doğurduğuna olan inancı açıkça görülmektedir. Nietzsche'nin ahlak üzerine olan çalışmalarındaki ana konulardan biri de bu olasılığın koşullarını incelemektir diyebiliriz. Nietzsche ahlak konusuna eleştirel bir bakış açısı getirse de, hatta kendisini gururla ahlak dışı olarak tanımlasa da, tüm değerlerin yeniden düşünülmesi gerektiğini ve aynı zamanda ahlak ile ilgili değerlerin de eleştirel bir şekilde incelenmesi gerektiğini vurgular. Bu sayede karşı durduğu Yahudi Hristiyan etiği gibi gelenekçi ahlak anlayışını değer ve insan gelişiminin doğası üzerine odaklanan daha geniş kapsamlı felsefi kavramlardan ayırt edebilmiştir. Nietzsche'nin genel olarak değerlerle son derece ilgili olduğunu fakat gelenekçi ahlak anlayışının bu konunun üzerinde yeterince durmadığına inandığını söyleyebiliriz. Örneğin İnsanın nefsine hakim olması ya da kendinden feragat etmesinin takdire değer davranışın temelinde yer alması gerektiğini savunan çileciliği baş tacı yapan gelenekçi ahlak anlayışını eleştirir. Çileci ahlak anlayışının Platon Kant ve kilise tarafından ortaya atılan ahlak anlayışları gibi olduğunu. Yani iyi bir hayat yaşamak ya da kurtuluşa ermek isteyenleri arzu ve tutkuları aşmaya ya da hayatlarından çıkarmaya teşvik ettiğini iddia eder. Bu gibi ahlaki öğretiler eşitlik, merhamet ve fedakarlık gibi değerleri benimserken mükemmellik, bireysel gelişim ve asalet gibi değerleri de bu uğurda feda ederler ve sonuç olarak bir nevi hayatı yatsır nitelikte oldukları söylenebilir. Demokratik değerleri savunmak ve hayatı herkes için iyi hale getirmek uğruna insanın potansiyelini baskılayarak aşağı çekmeye teşvik eder. Böylece hayata ve iyi yaşamaya karşı düşmanca bir tavır takınırlar. Niçe aksine insan gelişimiyle ilgili değerlerin hayatla barışık olması gerektiğini savunur. Yani bir başka deyişle merhamet ve kendinden feragat etmeye hayır der. Mükemmelliğe ve bireysel gelişime ise evet der. Merhamet ve kendinden feragat etme yani nefsine hakim olma kısa vadede ıstırabı azaltmaya yardımcı olabilir. Ancak Nietzsche'ye göre Hayatı yatsıyan bu değerlerin hakim olduğu bir yaşam, ıstırap ve çabanın bireysel gelişim ve mükemmelliğe ulaşmak için gerekli koşullar olduğunu unutturur. Nietzsche, bireysel gelişimi hayatla barışık değerlerle ilişkilendirir. Ama öte yandan, herkes için geçerli olabilecek belli bir yol haritası ya da değerler bütünü tavsiye etmekten de kaçınır. Evrensel geçerliliği olan tavsiyeler vermekten kaçınması, Nietzsche'nin şüpheciliğinin, ahlakın belirli sorularının ötesine geçmesiyle, bilgiye ve kendi bakış açımızdan kaçma yetimize dair daha genel meselelere kadar uzanmasıyla açıklanabilir. İşin aslı Nietzsche ne takip edilme ne de ahlak ya da iyi yaşam üzerine bir kuram geliştirme derdindedir. Bunun yerine düşünce ve yazılarıyla eski kavramsal şemaları yıkmaya çalışır. Bireyleri geleneksel iyi kötü ayrımının sınırlarının dışında düşünmeye ve hem kendi hayatlarını hem de yaşadıkları toplumu buna uygun kurgulamaya teşvik eder. Nietzsche'nin insanın benliği üzerine düşünmesinin önemine yaptığı bu vurgu, bu konuyu insanın mükemmelliğe ulaşması için bir kriter olarak vermesiyle doruğa ulaşır. Amor fati ya da kişinin kaderini sevmesi. Bunun için, yani bir kişinin kaderini sevebilmesi için, yaşadığı ıstırap ve zorlukların yanı sıra başarıları da dahil tüm geçmiş deneyimlerine baktıktan sonra hiçbir şeyin farklı olmamasını istemesi ve aynı zamanda hiçbir şeyin zaten farklı olamayacağını fark etmesi gerekir. Nietzsche kimi yazılarında, bir insanın sadece hayata karşı böyle bakabildiği takdirde gerçekten anlamlı bir hayat yaşamış olduğunu iddia eder. Kimi zamansa böyle bir bakış açısının gerçekten mümkün olup olamayacağını sorgular. Bir insanın geçmişini tamamıyla iyisi ve kötüsüyle kabul etme ihtimaline dair ne düşünürsek düşünelim, Nietzsche'nin bunu çokça vurgulaması bizi şu sonuca getiriyor. Dolu bir hayat yaşamak kendi benliğimiz üzerine düşünmeyi ve gelenekçi ahlak kategorilerini sorgulamayı gerektirir.